Lider Haber ekranlarının buram buram futbol kokan programı Tam Sağ'dan hepinize merhaba. Bir hafta sonu daha tamamladık. Süper Lig'de milli takım arasına gidiyoruz. Milli takım Uluslar Ligi'nde A grubuna yükselme mücadelesinde Galler karşısında olacak ilk haftada. Zaten kazandığımız takdirde artık garantilemiş olacağız. Hafta sonu kritik müsabakalar vardı. Galatasaray Samsun Spor karşısında 3-2 kazandı, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 4-0'lık rahat bir skorla Sivas Spor'u evinde mağlup etti ve takibini sürdürdü. Beşiktaş Başakşehir karşısında puan kaybetti. Müsabakaların üçünde de tartışmalar, hakem kararları vardı. VAR müdahaleleri vardı. Hepsini değerlendireceğiz. Stüdyo konuğum her zamanki gibi sevgili Ahmet Karaben. Ahmet'im nasılsın? Teşekkürler Fahrettin. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Konuğumuz aynı zamanda biraz sonra bağlantımızda teknik direktör, Türkiye'nin önemli hocalarından ve önemli oyuncularından Cihat Arslan bizle birlikte olacak. Ve genel olarak hem ligi hem takımlarımızı değerlendireceğiz. Öncelikle hafta sonu nasıl geçti? Ya tabii Fahrettin, maçları takip ettik. Hem üst sıralar olsun hem alt sıralardaki müsabakalar olsun. Tabii bir önemli de bir karşılaşma vardı biliyorsun. Sadece Süper Lig'de değil, bir alt ligde de Sakarya Spor ve Kocaeli Spor karşı karşıya geldi. Birçok gerçekten seyirci baskısının da olduğu bir karşılaşmaydı. Bu müsabakaları da izledik. Ama genel anlamda bol gollü bir karşılaşma oldu. Bu çok önemlidir. Yani Beşiktaş müsabakası hariç her maçta gol olması önemli bir etkendi. Seyirciler gole doydu diyebiliriz bu hafta Fahrettin'cim. Evet, gerçekten de öyle. Futbol anlamında da güzel maçlar vardı, güzel enstantaneler vardı. Tabii tartışmalı kararlar da çok fazlaydı. Tabii hafta sonu deyince ben burada kendimle ilgili bir konuya da değinmeden geçmek istemiyorum. Hafta sonu gururlu geçirdiğim hafta sonlarından bir tanesiydi. Oğlumun Antalya genelinde katılmış olduğu yüzme yarışlarında kendi serisinde ikincilik ve sırt üstünde de aldığı birincilik vardı. Gerçekten evlatlarımız için varız, evlatlarımız için yaşıyoruz. Zamanında kendi babalarımızın, kendi annelerimizin bizim için söylediği şeyler bazen çok basit geliyordu. Ama insan gerçekten anne baba olunca anlıyormuş bu tip olayların ne kadar gurur verici olduğunu. Gözyaşlarını nasıl tutamadığını, kalbini nasıl çarptığını gerçekten böyle zamanlarda hissediyormuş. O yüzden iyi ki varsın oğlum. Çok teşekkür ederiz bizi gururlandırdığın için. İnşallah vatana millete de hayırlı evlat olursun büyüdüğünde. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Gerçekten benim ve ailem için gurur verici bir andı. O yüzden bir tarihe not olarak da bunu düşmek istedim açıkçası. Evet. Tabi hafta sonu güzel geçti ama iki gündür biliyorsun sağlık sıkıntıları çekiyorum. O da ayrıyeten. Arada bir şöyle bir tutarsam izleyicilerimizden de bu konuda istirhamını rica ediyorum. Gerçi kaburgalarımla ilgili bir sıkıntım var. O yüzden nefes almakta ve hareket etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden de sizin affınıza sığınıyorum. Böyle tutarsam ya da bir hareket yaparsam. Evet, dönecek olursak futbola tekrar. Galatasaray... Samsun Spor karşısında birçok otorite zorlanmayacağını düşünüyordu. Nitekim oyun anlamında da çok zorlandığını söyleyemeyiz. 3-2 kazandı. Samsun Spor bu haftayı da yine boş geçmeyip penaltı kazandı iki tane hem de. Evet. Ve 3-2'lik skorla bitti. Neler söylemek istersin maç için? Ya Fahrettin, her şeyden önce tabii Galatasaray önemli bir Samsun Spor müsabakasından önce Avrupa müsabakasına çıktı. Bu çok önemliydi. Tottenham'ı gerçekten üstün bir performans ve oyunla mağlup etmesi hem Türkiye'nin gururu olma açısından hem de Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde neler yapabilecek olması açısından önem arz ediyordu. İyi bir mücadele ortaya koydu. Bu anlamda ben Okan Hoca ve tüm oyuncuları ülke puanına bu anlamda katkı sağladıkları için ve bir İngiliz takımına karşı gerçekten üstün performans ortaya koydukları için tebrik ediyorum. Samsun Spor müsabakasına da dönersek önemli bir tabii eksik de çıktı. Galatasaray'ın diğer maçlardan farklı bir oyun sistemi vardı Icardi'nin sakatlanmasından ötürü. Nitekim galip gelmesini buldu. Erken gelen golle birlikte Osimhen'in ilk önce öne geçti. Oyunun tabii son bölümlerine karşı Samsun Spor'un da ortak olması çabası vardı. Ama netice olarak Galatasaray'ın üstün bir performans ve oyunla galip gelmesi önemliydi. Önemli oyuncuları var, önemli yıldızları var. Gelenin gideni aratmadığı gerçekten kadro potansiyeli olması Galatasaray anlamına önemli bir anekdot. Tabii hakem tartışmaları vardı. Her iki takım açısından da işte Galatasaray penaltılarla canının yandığını söyledi. Nitekim Samsun Spor'un da özellikle Basuay'ın son golünde bir temasın olduğunu düşünenlerdenim en azından. Üçüncü golde Galatasaray'ın. Halil Umut Meleğen'in çok yeterli performans sergilediğini bu karşılaşmada söylemem mümkün değil. Aynı hakemin daha önceki müsabakalarda hangi pozisyonlara penaltı çalıp çalınmadığı bugün hep arşivlerde. Nitekim çok sağlıklı bir maç yönettiğini söyleyemeyiz. Belki Galatasaray gerçekten
hakem hatasında ya da hatası olmadan da Samsun Spor yenebilirdi ki bu gücü ve kuvvete sahip bir takım. Son dönemlerdeki performansı da gerçekten üst seviyede. Ama hakemlerin bu şekilde maça her rakibi ortak etmesi veya üç büyüklerin biraz daha erken kopmasını sağlaması maçlarda hep bir handikap ve soru işareti. Ne zaman biz bu soru işaretlerinden kurtulursak başarı Avrupa'da ve ligde kendiliğinden daha fazla gelecektir Fahrettin'cim. Katılıyorum. Keşke futbol anlamında daha da konuşabilsek, futbol anlamında daha da kendimizi geliştirebilsek. Ama bu hakem hataları bitmediği sürece bu işte bitmeyecek gibi duruyor. Yani öyle bir Galatasaray-Samsun Spor maçı yaşadık ki. Evet, iki takım da birbirinden şikayetçi. Tartışılan penaltı pozisyonları, Batu Şahin'in son dakikadaki dediğin gibi teması. Bunlar önemli aslında müdahaleler. Çünkü baktığımız zaman... İşte Galatasaraylılar mesela temastan ötürü penaltının çok basit olduğunu düşünüyor. Bu sefer Galatasaray'ın attığı ilk gole bakıyoruz. Orada Barış Alper'e çalınan faulde çok basit bir faul olduğunu görüyoruz. Yani iki takıma da aslında baktığımızda çok basit ve standardı olmayan kararlar çıktığını görüyoruz. Bu da gerçekten de insanların tadını kaçırıyor. Yani geçen hafta da söylemiştim ya, bu birilerini kayırmak, birilerini işte dengeyi şaşırtmak açısından bence iş buradan çıktı. İş başka bir noktaya doğru gidiyor. İnsanların aklının bulandırılması, herkesin ağzına bir malzeme verilmesi, herkese her maçta her takıma ayarların kaçması. Gerçekten de işin bir standardı yok yani baktığımızda. Tabii burada biraz aklı selim olmak gerekiyor taraftarlar açısından özellikle. Çünkü dediğim gibi tek taraflı düşünmek gerekiyor. Galatasaray'ın penaltısı ne kadar tartışılması gerekiyorsa, Galatasaray aleyhine çalınan penaltı, Galatasaray'ın attığı birinci ve üçüncü goldeki faullerin de tartışılması gerekiyor. O yüzden biraz daha böyle ortadan bakabilmek gerekiyor. Ama artık biz ne taraftar olarak, ne sosyal medyada ne de televizyonlarda bu işin biraz kantarın topuzu kaçmış durumda. Ama öyle ya da böyle lig devam ediyor. Dediğim gibi Galatasaray 3-2'lik bir galibiyetle tamamlamıştı haftayı. Tabii burada Samsun Spor'un mücadelesi, bazı oyuncuların, özellikle eski Galatasaraylı oyuncuların, Okan Koçuk ve Emre Kılınç'ın mücadelesi hafta boyunca konuşulmuştu. Samsun Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'ın da hafta boyunca yaptığı açıklamalar, televizyon kanallarına çıkması ve son çıktığı programda da maçın 1-1 bitmesi taraftarıyım, gönlümden geçen demesi çokça tartışılacak konulardı ama... Bunu önümüzdeki haftalarda biraz daha değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe'ye gelecek olsak Cihat hocamızı alacağımız için kısa biraz değerlendirelim, ondan sonra tekrar döneriz. Fenerbahçe açısından baktığımızda rahat bir galibiyet oldu Sivasspor karşısında. Tabii Sivas'ın da önemli eksikleri vardı ama Trabzon maçından sonra Aza Akma maçının kaybedilmesiyle beraber Fenerbahçe'de özellikle bazı oyuncuların bu maçta büyük bir reaksiyon verdiğini, özellikle Mert Hakan'ın ilk 11'e dönüşünün Fenerbahçe açısından önemli bir performans yükselişine katkı sağladığını gördük. Neler söylemek istersin? Tabii genel anlamda Fenerbahçe, Fahrettin'cim, yani üstün bir oyun ortaya koydu. Net bir skor, 4-0'lık. Kolay bir müsabaka olmayacağı belliydi. Bülent Uygun'un biliyorsun her eline attığı takım hep bir yukarı yönlü ivme kazanmıştır. Yıllardır bu böyledir. Ve bu karşılaşmada da biraz sevgili benim... Sevgili Ahmet'im, hemen ben ufaktan rejimizden de bir rica edeyim. Cihat hocamızı yavaş yavaş yayına almak için bir hazırlayalım. Onun akabinde istersen devam edeceğiz. Çünkü hem ligi değerlendirmek istiyoruz, hem milli takımı değerlendirmek istiyoruz. Onun akabinde genel olarak bir değerlendirme yapalım istiyorum. Senin kaldığın yerden neler söylemek istersin Fenerbahçe için? Ya tabii şimdi Fenerbahçe için hani kağıt üzerinde muhakkak ya favori ama kolay bir karşılaşma değildi. Şimdi Sivasspor'un önemli tabii ayakları bu karşılaşmada yoktu. Bu anlamda büyük eksiklikler vardı. Özellikle santrafor mevkisinde Ray Manaj gibi birçok değerli oyuncunun olmaması biraz daha elini zayıflattı Bülent Uygun'un. Tabii sezon başından bu yana inanılmaz da bir tepki var. Özellikle Sivasspor'lu taraftarlardan hocaya karşı. Bunun ne kadar sağlıklı, sağlıksız olduğunu tabii şu anda masaya yatırılacak değiliz. Ama ben geçenlerde Bülent Hoca'yla da Bülent Uygun'la da telefon bir görüşmem oldu. Yani aslında elinden gelen bütün mücadeleyi gösteriyor hoca. İşin açıkçası bu. Tecrübesi, beklentisi, takımı aldığı yer, şu an itibariyle getirdiği yer aslında çok sağlıksız bir ortamda değil. Ama
Ve belirli bazen işte enerjinin ve sinerjinin taraftar ve hoca ile tutmama gibi de bir gerçeği var. Fenerbahçe'ye gelirsek tabii çok üstün ayaklar var. Yani yani bugün bakıyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe'nin yedeklerinden bir 11 daha çıkıp şampiyonluğa oynayacak kaliteye sahip. Belirli eksiklikler vardı, işte Azi Akman maçında bunu net bir şekilde gördük ama Türkiye Ligi'ne gerçekten fazla bir kadrosu var. Bu anlamda hani oynamayan oyuncular bile bugün oyuna girdiğinde neler yapabilecek olduğunu, skoru nasıl tayin ettiğini hep birlikte görüyoruz Fenerbahçe'de. Bu anlamda Mourinho açısından da rahat bir nefes alması için önem arz eden bir karşılaşmaydı. Net skor aldılar. 4-0'lık skor. Ne kadar kendi evinde favori de olsan, Sivasspor'un gücü ve durumu seninle eşit derecede olmasa bile biz liglerde hangi takımların nelere karşı istim üstündeyken puan kaybettiğini çok net bilenlerdeniz. Bu anlamda önemli bir galibiyet aldı. Burada herhangi bir sekteye uğramak, işte Galatasaray'ın da gün içerisinde 3 puan aldığını düşünürsek Fenerbahçe'yi biraz daha yorabilirdi. Ligin belki maraton uzun ama netice olarak bakıldığında yani eğer erken kopmalardı, işte bugün Beşiktaş'a bakıyorsunuz, puan farkı Galatasaray'la 10 olmuş. Belki ligin işte 12. haftasında havlu attı demeyelim ama büyük bir şekilde yara aldığını söyleyebiliriz. Yani bu puan farkı nasıl kapanacak? 10 puan olmuş. Yani rakibiniz puan kaybedecek. En az 3-4 maç ikili avarajda önünüzde, derbide sizi mağlup etmiş. Siz kazanacaksınız. Öyle bir görüntü de çok fazla vermiyor Beşiktaş'ın son dönemlerdeki performansı. Bu anlamda Fenerbahçe ile devam edelim ama puan farkı çok açıldığında da bizim ligimiz, özellikle Galatasaray'ın çok üstün bir performansı var. Son iki senedir bunu görüyoruz. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bu galibiyeti çok önemliydi. Tebrik ediyorum. Net bir skor aldılar. Bundan sonraki karşılaşmaları da veya bu karşılaşmayı da zaten biraz sonra Cihat Hoca ile de değerlendireceğiz Fahrettin'cim. Evet. Yani Fenerbahçe açısından bu iki hafta çok önemliydi. Özellikle şu 9 haftalık Galatasaray'ın evinde geçirdiği, çoğunluğunu evinde geçirdiği haftalarda Fenerbahçe'nin deplasman virajlarını iyi alması ve sonra da evinde milli araya gelirken Sivas galibiyeti önemliydi. Özellikle Trabzon ve Sivas maçlarının arka arkaya olması, iki zorlu ligin iki zorlu takımı, ki Sivasspor'un son senelerde Fenerbahçe'ye ne kadar ters geldiğini biliyoruz. İki sefer şampiyonluktan etti Fenerbahçe'yi diyebiliriz bu konuda. Dolayısıyla önemli bir müsabakaydı. Rahat kazandı. Ben ilk 11'leri gördüğümde Samet tercihini çok yadırgadım açıkçası. Çünkü geçen hafta özellikle Trabzonspor'da atılan son dakika golünden sonra çıkan videolar vardı. İşte yedek kulübesinde sevinmemiş olması, soyunma odasında sevinmemiş olması ve bunun taraftarın gözünde çok fazla eleştiriye maruz bırakılması. Evet. Bununla beraber mesela hiç oynamayan Oğuz Aydın'ın yaptığı sevinç, işte Bartu'nun yaptığı sevinçlerin, ayrı Levent Mercan'ın sevinci, bu konuda övülürken Samet konusunda çok ciddi eleştiriler vardı. O yüzden direkt de ilk bu kadar eleştirinin olduğu müsabakada kendi evinde ilk 11'de başlatmak oldukça riskli bir karardı. Tabii tuttu. Özellikle Samet'in de golü atmasıyla beraber aşı tutmuş oldu. Mourinho'nun da aldığı zaten böyle riskli kararlar. Herhalde Mourinho yapıyor. Olası tabii olumsuz bir şeyde bu kadar hocanın eleştirildiği noktada mevzular bambaşka yere gelecekti. Ama burası Türkiye. Türkiye'de işleri iyi gidiyorsa herkes alkışlar. İşler kötü gidiyorsa herkes eleştirir maalesef. Evet. Günlük sevinçler ve günlük üzüntülerle yaşamaya devam ediyoruz futbolu. Baktığımızda evet, Rayman'a özellikle çok ciddi bir eksiklik Sivasspor açısından. O yüzden Fenerbahçe karşısında çok da tehlike yaratamadı Sivasspor. Ama Mert Hakan'ın uzun zaman sonra ilk 11'de oynamış olması, ki Azi Alkmaar maçında ben hiç beğenmemiştim sonradan oyuna girdikten sonra. Gerçi o sırada Yapboz öyle bir dağıldı ki Fenerbahçe'de, üst üste oyuncu değişiklikleri ve sistem değişiklikleri ne oynadıklarını bilemez hale geldi futbolcu. Ama burada Mert Hakan'ın performansı çok önemliydi. Üstüne Tadic, yani gerçekten şapka çıkarılacak bir iş. O yaşta bu performans, son bu zamana kadar geçen sene ve bu sene 76 maç oynamış Fenerbahçe, 75 maçında oynamış. Sadece bir kupa maçında Adanaspor'a karşı oynamamış. Ve yorulmadan üstüne koyarak devam ediyor. Trabzon maçında son dakika soğukkanlılıkta araya bıraktığı top, bu maçta yine araya bıraktığı toplar gerçekten inanılmaz bir profesyonellik örneği gösteriyor ve aidiyet duygusu gösteriyor. Bu da kolay kazanılacak bir şey değil açıkçası. Tabii Samet konusunda değinmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu hafta içi ismini veremeyeceğim. Çünkü rica etti. Fenerbahçe'de içinden çok önemli bir isimle yaptığım görüşmede özellikle son iki haftadır ve bu hafta Azi Alkmaar maçı sonrası dijital platformlarda çok fazla, birkaç özellikle yorumcunun dile getirdiği, Fenerbahçe'de işte
işlerin Samandıra'da çok iyi olmadığı, oyuncuların mutlu olmadığı bir gruplaşma olduğu ile ilgili çok ciddi bir söylenti vardı, iddia vardı. Yaptığım görüşmede bunun tam aksi bir durum olduğunu, işler kötü gitse dahi futbolcularda herhangi böyle bir gruplaşma olmadığını ve ilk fırsatı buldukları zaman da performansla zaten bunu herkesin göreceğini söylemişti. Nitekim de bu hafta hem Samet hem Mert Hakan bulduğu forma şanslarıyla, ki bu isimler huzursuzluk yaratıyordu anlamında söylemiyorum ama, oynamayan futbolcular oynamış oldu ve gerçekten yaptığımız istişarenin, aldığımız istihbaratın da doğru olduğunu bir nebze görmüş olduk. Tabii işler iyi gittiği sürece her zaman hava güzeldir, olumludur. Bakalım ilerleyen süreç nasıl evet. olacak göreceğiz. Var mı Fenerbahçe ve Sivas'la ilgili söylemek istediğim genel bir şey? Genel yorumladık Fahrettin'cim, yine değiniriz. Tamam, dilersen evet. biraz da Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş, Başakşehir'le aslında herkesin futbol anlamında yüksek bir oyun beklediği müsabakaydı. Çağdaş Hoca oynatmaya çalışıyor ki ama son haftalarda onların da biraz istikrar problemi var. Beşiktaş keza sezona bomba gibi başlayıp sonrasında bir anda düşüşe geçti. Neler söylemek istersin? Ya Beşiktaş'ın bu kadar puan farkının olması tabii liderle büyük bir onlar açısından sıkıntı yaratan durum. Yani taraftar mutlu değil Beşiktaş cephesinden baktığımızda. Geçen sene işte bakıyorsun yine erken bir havlu atma. Bu sene başlangıcına bakıyorsun işler tam rayında gidiyor gibi gözüküyor. Ama netice olarak kadro planlaman, işte Immobile'nin yedeklemesinin olmaması, savunmada belki ben çok eleştirsem bile işte bazı oyuncuların son 1-2 maçtır belki performansında bir yükseliş var ama netice olarak sezonun uzun bir maraton olduğunu düşünürsek bunları hangi denli hem Avrupa'da hem ligde sonuna kadar gidebilirsinin bir soru işareti var Fahrettin'ciğim. Bu anlamda Beşiktaş'ta işler rayında gitmiyor. Tabii şimdi yeni bir başkan, daha doğrusu geçen senenin işte hemen hemen ortasında gelen bir başkan. Samet Hoca orada, Feyyaz Hoca orada. Önemli isimler ama bazı şeylerin de ben Beşiktaş'ta düzeldiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar ilk geldiğinde yapılan açıklamalar, beklentiler hep üst seviyedeydi. Ama bugünkü müsabakada bakıyorsun muhakkak ki Başakşehir'de çok ciddi bir takım. Önemli bir kadroya sahip, antrenöründen oyuncusuna kadar. Ama siz şampiyonluğa oynuyorsanız, rakiplerinizin de yendiğini düşünürsek burada Beşiktaş'ın 3 puandan başka çaresinin olmadığı bir karşılaşmaydı ki son dakikada işte tartışmalı tabii yine pozisyonlar var. Nitekim Fenerbahçe karşılaşmasında da vardı. El miydi değil miydi? Beşiktaş'ın son dakikada penaltı mıydı değil miydi? Yani hep böyle bir muallakta hakem tartışmalarının olduğu bir sürece ve döneme giriyoruz. Bu da ligin bu başlarında bu kadar gerçekten hakemin konuşulması üzüntü verici işin açıkçası. Hani gençleşti hakemler. İyi diyorsunuz ama tecrübeli hakemler de hata yapabiliyor veya iyi niyet sergilemiyorlar. Artık farklı bir yorum yapmak gerçekten zor aldı. Çünkü aynı hakemin hani farklı tabii ki hakemler benzeri pozisyonlarda değişik kararlar verse muhakkak ki bakış açısına göre değiştiğini söyleyebiliriz ama aynı hakemlerin sezon yani 1-2 yıl içerisinde farklı kararlar vermesi gerçekten üzüntü verici ki bu tecrübeye sahip FIFA kokartlı hakemlerden bahsediyorum özellikle. Ülke futbolunun ne yazık ki kanayan yarası. Maçın son dakikasında da Beşiktaş'ın beklediği bir penaltı vardı. Verilebilirdi işin açıkçası. Yani orada hangi açıdan izlediler, ne yaptılar? Bu da çok önemli muhakkak ki. Ama Beşiktaş'ın bu derecede lige erken havlu atıyor görüntü vermesi 2 senedir gerçekten bir spor sever olarak beni üzmekte. Çünkü lig ne kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da devam ederse kalite de ona göre daha farklı olur. Hem seyirci potansiyeli açısından muhakkak ki Beşiktaş'ın kendi evindeki taraftarı, seyircisi geçen sene çok bunu seni yakından gördük evet. ve konuştuk. Yani gündüz saatinde oynuyorsun, dolduruyor, ligi havlu atıyorsun, dolduruyor. Bu sene başında da öyleydi aslında. Evet. Bir anda kırıldı. Kesinlikle öyle. Ama nereye kadar bu sistem ve düzen gider? Bir yerde de bir insanların artık sinirlerini kontrol edemediği, taraftar duygusuyla hareket edebilecek olduğu süreç ve dönem girerse de burada tabii sıkıntı olabilir. Evet, çok işler iyi gitmiyor. Yani son birkaç haftadır Beşiktaş için bunu söylüyoruz aslında ama yani baktığımızda aslında işin toparlanmaması için bir sebep yok. Ama beklemediğimiz bir şekilde Beşiktaş hem seyircisiyle, taraftarıyla ve de mantalite olarak, takım olarak biraz erken kırılmış durumda. Hep bunu örnek veriyorum. Sene başında Galatasaray'ı 5-0 yendi Süper Kupa'da Beşiktaş ki
büyük çoğunluğun Galatasaray'ın çok farklı kazanacağı, Beşiktaş'a hiç şans vermediği bir müsabakada bu oldu. Akabinde Galatasaray toparladı. Ama Beşiktaş özellikle Galatasaray maçını kaybettikten sonra, ki çok evet kötü oynamış olabilir ama aşırı böyle kötü oynadı. İki takımın da pozisyona dahi girmekte zorlandı. Duran topun sonucu belirlediği bir müsabakaydı. Bu kadar çok kırılmış olması gerçekten çok enteresan. Yani toparlanabilir mi? Kesinlikle toparlanabilir ama toparlanması için işte hocanın, Samet hocanın, Feyyaz hocanın ya da başkan Sayın Hasan Arat'ın bir şekilde bir el atması gerekiyor. Bir yerde bir şeylere dur demek gerekiyor. Evet, kadro kalitesi anlamında yedek oyuncular çok katkı sağlayamıyorlar. Ama tabii bunda biraz hocanın da etkisi oldu. İşte Immobile'nin yedeklemesini sürekli Hekimoğlu olarak yapması, Semih'i yeni yeni orada düşünmeye başlaması Beşiktaş açısından, futbolcu tercih açısından biraz sıkıntılara yol açıyor açıkçası. Bazı oyuncuların yüzünde umutsuzluğu görebiliyoruz. Keza bu ligde bir 3-4 takım var. Antalyaspor, Adana Demir, işte Beşiktaş gibi Trabzon'daki bazı oyuncular. Biraz sonra bu takımların da birçoğunu değerlendireceğiz seninle beraber. Yani baktığımızda bazı futbolcuların yüzünde mutsuzluk erken gelmeye başladı. Daha baktığımızda 12. hafta oynanıyor. Şimdi milli takım arası var. Bir iki haftada toparlanmak için çok önemli bir avantaj. Ama olmuyor. Ama bir yerde Beşiktaş toplanacaktır. Toplanmadan önce de Beşiktaş umarız ki daha çabuk toplar puan kaybı çok fazla yaşamadan. Çünkü sezon başında gördük. Yani artık bu ligde iki tane takımın sıyrılıp gitmesinden ziyade Beşiktaş'ın da arasında olduğu üçlü bir rekabetin ligin kalitesini ne kadar arttırdığını, insanların futbol olan bağlılığını ne kadar arttırdığını gördük. O yüzden özledik bu üç takımın bir arada rekabet etmesini, şampiyonluğa oynamasını, son haftalara kadar mücadele sürdürmesini özledik. O yüzden Beşiktaş da umarım toparlar ve yukarıdaki Galatasaray Fenerbahçe yetişir diye düşünüyorum. Tabii izleyenlerimizden mesajlar geliyor. Özellikle senden ve benden biraz hakem konusuna değinmemizi istiyorlar. Biliyoruz kaç haftadır girmek istemiyorsunuz bu konulara ama biraz pozisyon olmasa da bu hakem durumu nereye varacak şeklinde ben toparlayayım gelen mesajları. Bu arada tabii de Nafiz Özcan'dan gelmiş. İyi yayınlar, bize aktaran stüdyo ekibini de tebrik ediyorum. Yaptıkları iş gerçekten çok zor, haklarını verelim. Başarılar, geçmiş olsun size demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın ekibimize gelince teşekkür. O yüzden bunu ilave mesaj olarak okumak istedim, yorum olarak. Şimdi hakem kararları ile ilgili konuşacağız. Ama dilersen yayınımız da biraz ilerledi. Az sonra Cihat hocamızı alalım. Cihat hocamızla biraz futbol konuşalım. Tabii. Ama futbol konuşmadan önce izleyenlerimizin de şu hakem kısmına birazcık değinerek geçelim istiyorum. Bitmiyor tartışma. Evet. Kararlardaki şeyler bitmiyor. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Genç hakemlerimizle olan bir haftalar geçirdik. Kimse mutlu olmadı. Üstüne tecrübeli dediğimiz hakemlerle haftalar geçiriyoruz. Kimse mutlu olmuyor. Bu işin sıkıntısı sence nereden kaynaklanıyor? Ya biz her zaman için şöyle bir sıkıntı var. Üst platformdaki insanları değiştirmeye çalışıyoruz ama bizim aslında sıkıntımız altta. Yani bazı şeyleri değiştirebilirsek, hani bir başkan gidiyor, bir başkan geliyor. Değişen hiçbir şey olmuyor. Bunu kulüp bazlı da söylüyorum, MHK başlığı da söylüyorum. Federasyon başlığı altında da aynı şey geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer alttaki sistemi eğer biz değiştirirsek, oranın yansımasıyla birlikte üstteki muhakkak ki düzelmeler kendiliğinden meydana gelecek. Yani bu babadan yıllardır oğula gelen hakemlik serüveni, adaletli düdük çalınamama, kulüplerin canının istediği gibi hakemlerin yorumlarını dile getirmesi, 7-8 tane eski hakemin sanki 85 milyonluk ülkede karar merci gibi otorite olması beni bir spor sever olarak rahatsız etmekte. Yani 8 tane eski hakem, bakıyorsun Türkiye'deki bütün pozisyonları değerlendiriyor, haklıyı haksızı ayırt edebiliyor. Benim de gözüm var, biz de 3-5 işte sene ya da yıl neyse oynadık, gıdıkladık bu işi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani saygımız var ama o 7-8 tane hakemin söylediği her cümlenin doğruluğunu yöneticiler, başkanlar benimsemiş durumda. Sıkıntının ben biraz da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ümit ediyorum biraz da artık adaletli düdükler çalınırsa ülke futbol adına daha fazla gelişmeler olur. Valla işin aslında var ya, daha kötü tarafını söyleyeyim mi? Bu 8 hakem belki karar merci olabilir ama zaten
Buradaki esas sıkıntı şu. Şimdi diyelim ki Fenerbahçeliler canları yandığında bu 8 hakemin içinden işte 3 tanesini ya da 4 tanesini kendi için olumlu konuştuğu zaman diyor ki işte gördün mü bak otorite eski hakem bu kararı verdi. Bir hafta sonra bu hakemler kendi aleyhinde söylediğinde tam tersi hakemliği neydi ki yorumu olsun. Aynı şeyi Galatasaray'da yapıyor. Aynı şeyi Beşiktaş'ta yapıyor. Yani Fahrettin Kayan bir şey mi söyledi? Bu hafta işimize geliyorsa Fahrettin Kayan bu işi iyi yapıyor. Eğer işimize gelmiyorsa Fahrettin Kayan bu işten ne anlar oluyor? Yani günü günümüzü tutmuyor. Herkes işine geldiği gibi devam ediyor. Ve bu da sıkıntı doğurmaya devam ediyor. Yani insanların gözünde de insanların yaptığı paylaşımda da öyle. Bir gün göklere çıkarıyor taraftarlar bu hakemleri yorumlayanlar. Bir gün yerin dibine sokuyorlar. Evet. Bu hakemlerin hepsi faal görevdeyken en çok eleştirilen hakemler. O nasıl olacak? Yanlış mıyım? Evet. En çok tartışılan hakemler. Yani genç hakem veriyorsunuz. Genç hakemden sonra VAR'a tecrübeli dediğimiz hakem veriyorsunuz. Genç hakemin eli ayağında dolaşıyor. VAR'daki tecrübeli iyice üstüne gelip mum dikiyor. Evet. Yani işin içinden çıkılmaz bir halde. O yüzden çok hakem tartışmasına girmek istemiyoruz senin her zaman ama maalesef ki herhalde önümüzdeki haftada bu işe daha çok girmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Dilersen Cihat hocamız hazır. Evet. Yayını alalım, hocamızı çok da bekletmeyelim. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kusura bakmayın biraz geciktim. Programda biraz sıkıntı oldu, teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, gönüllerimiz bir. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim, teşekkür ederim. Bir yaramazlık yok. Futbol, bu hafta biraz milli takım. Euroleague seyrediyordum biraz da. Bu basketbola olan biraz ilgim var. Bu akşam da Fenerbahçe kazandı. İşte böyle geçiyor, sporla dolu bir hayat. Evet, spordan vazgeçemiyoruz. Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ediyoruz tabii bu arada. Euroleague'de devam ediyorlar dolu dizgin. Evet hocam, Ahmet'le beraberiz. Ben hocam, hemen hocama muhabbeti almadan tabii, Ahmet'e tabii. Vereyim şimdi sözü. Cihat hocam, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz hocam. Ne demek? Seninle program yapmak bizim için önemli bir mutluluk. Şimdi tabii Cihat hocamın şöyle bir güzelliği var. Antalya ile bir gönül bağı var Fahrettin'cim. Cihat hocamın amcası Antalya Spor'da yıllarca kaptanlık yaptı. Milli takıma Antalya Spor'dan giden bir futbolcuydu ki gerçekten Osman Aslan'ın Antalya'da herkes tarafından sevildiğini de net bir şekilde dipnot olarak söyleyebilirim. Bu anlamda da Cihat Hoca ile böyle bir bizim gönül bağımız var. Tabii ben hocamı, Cihat hocamı Akhisar Spor'dayken en son ziyarete gitmiştim Antalya'ya geldiklerinde. O zaman işte Antalya ile kampa gelmişlerdi. O zamandan bu zamana tabii çok zaman geçti ama tabii bizim hocayla ben aradığımda hocamı işte telefonla görüştüğümüzde falan bu iletişimimiz hiçbir zaman kaybolmadı. Bu çok önemli. Yani sportif manada böyle güzel iletişimlerin olması gerçekten bizleri de mutlu etmekte. Hocam tekrardan hoş geldin diyorum. İnşallah güzel bir program olsun. Bize bir katkı sağladığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim, hazırım. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hocam şimdi lig devam ediyor, tartışmalar bitmiyor. Hem performans anlamında hem hakem anlamında bitmeyecek gibi de duruyor. Zamanında siz de bu konudan çok muzdarip oldunuz. Neler söylemek istersiniz genel hem ligimiz açısından hem takımların performans açısından? Ya bitmesini kimse istemiyor zaten. Çünkü biterse... herkesin çok konuşulacağı işte transfer yanlışları, takım yanlışları, federasyonun yanlışları, diploma sorunu çıkacak, diplomasız hocalar çıkacak, işte farklı farklı şeyler çıkacak. Bence suni gündemlerle hakem el vermedi, işte ayağına top bastı, ötekinin parmağının ucuna değdi falan gibi bizi oyalıyorlar. Yani Türk futbolunun da bir adım ileriye gittiğini de düşünmüyorum ve gidebileceğini de görmüyorum. Milli takım nezdinde söylemiyorum bunu. Hani diğer türlü baktığınızda yani bizim Başakşehir takımı bile yani %1 bütçeli takımdan 5 yiyebiliyor. Yani çok sıkıntılı bir bence futbol atmosferi var ama benim en çok üzüldüğüm nefret üzerinden gidiyor. Yani bu kadar kutuplaşma, bu kadar nefret yani bu futbolun doğasına aykırı. Yani spor sevgi ve kardeşliktir diyoruz. Yani tabiimiz öyle diyor. Ama biz tam tersi düşmanlık aracı olarak kullanıyoruz. Yöneticiler her mikrofon uzatılan olumsuzluk, olumsuzluk, olumsuzluk. Bence insanların artık ilgisi de kaybolmaya başladı. Yani yeter hep aynı şeyler konuşuluyor, aynı şeyler söyleniyor. Liyakat diyoruz işte bu liyakat diyoruz.
Siz çok güzel şeylerden bahsettiniz. Yani şimdi hakemler konuşuluyor ama hakem hocaları hiç konuşulmuyor. Ya bu hakeme puan veren hoca kim acaba? Onun birebir biliyorsunuz mentor eski hocaları oluyor. Onları yönlendiren yine aynı adamlar. Yine aynı insanlar. Biz farklı şeyler bekliyoruz. Aslında o sahadaki hakem sadece bir figür. Yönetiyor, yönetmeye çalışıyor daha doğrusu, idare ediyor. Ama onu da tribünden iki kişi daha idare ediyor. Hem bar odası idare ediyor, hem de yukarıda ona puan veren idare ediyor. Yani düşük puan verirse çalışamayacak profesyonel anlamda. Hem maddi gelir kaybedecek. E tabi bu ortamda zaten bir kutuplaşma var, düşmanlaşma var. Yani bu sevgisizlik, bu liyakatsızlık başarısızlığı getiriyor sahada da. Doğru hocam. Aslında burada geçen hafta tabii çok isim üstünden de gitmek istemiyorum ama eski hakemlerimizden birçoğu demişti ki Ahmet Çakarlı, Erman Toroğlu özellikle işte diğer hakemlerimizin ipleri hep ellerimizdeydi. O zaman bir yere kıpırdayamıyorlardı ama şimdi başkaları var bu işin içinde ve dediğiniz gibi işte onlara akıl verenler başka, onları yönlendirenler başka şeklinde açıklama yapmışlardı. Aslında sizin de dediğiniz yere geliyoruz burada sanırım. Yani hakemlerin bu puanını veren gözlemciler, onların atamasını yapan hakem hocaları, nitekim bu oyuncu, hakemlerin hata yapan hakeme yüksek puan veriyor. Bir bakıyorsunuz tekrar maç almaya devam ediyor. İyi yöneten almıyor. Yani bu işin arka tarafındaki gerçekten figür dediğimiz bu eski hakem hocalarından mı kaynaklanıyor bu iş sizce? Tabii yani o şekilde ilerliyor. Yani size göre belki teknik direktörlere göre, taraftara göre çok kötü bir maç yönetmiş hakem. Yani büyük takımlar olmazsa zaten kimse ceza almıyor. Notu düzgün veriyor, haftaya yine devam ediyor. Haftaya yine para kazanıyor, haftaya yine şey yapıyor. UEFA'ya gidiyor, Avrupa'da maç yönetiyor. Yani her şey onların istediği şekilde ilerliyor. Biz sadece günlük olarak meselelerde takılmış kalmış oluyoruz. Yani dediğim gibi yani bunun arkasına biraz bakmak lazım. Hakem hocalarına, o hakemlerin neden bu kadar kararlarda zor duruma düştüğü. Yani bu işte Trabzon-Fenerbahçe maçı yaşandı bu hafta. Fenerbahçe-Sivas maçı yaşandı. Galatasaray-Samsun maçı ki müthiş bir maçtı. Orada da yaşandı. Yani devamlı bir şeyler yaşanıyor. Peki hocam bu konuda geçen haftalarda Mourinho'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Trabzonspor maçından sonra. Evet. Bir teknik adam gözüyle ve eski bir futbolcu gözüyle ve çok güzel bir şekilde özetlediniz aslında hakem mevzusunu. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ben şöyle yorumluyorum. Ya Mourinho dediğiniz adama bile herkes bir şeyler söylüyor. Biz de hemen bizim en ufak bir kusurumuz ortaya döküldüğünde hemen damarlarımız biraz tribüne şova dönüyoruz YouTube kanallarında, diğer yerlerde. Ya birinin doğru söylemesi hepsi doğrudur demiyorum. Bazı şeyleri söylemesi herkesi rahatsız ediyor. Ya biz kendi içimizde konuşuyoruz ama bu adam tabii Avrupa'nın en büyük hocalarından biri geçmişte. Yani yaptığı başarılar, fenomenliği var, her şeyi var adamın. Tabii söylediğinde de büyük etki oluşuyor. Kısmen doğru şeyler söylediğini düşünüyorum ben. Tabii ki bunu asla kabul etmiyor bizimkiler. Yani bu futbol dünyasındaki bu izlenme ve tıklanmaya bağlı yorumcular. Ama ben hani Mourinho'nun söylediklerinin çok çok da saçma olduğunu düşünmüyorum. Peki hocam, Ahmet'e sözü vermeden bu hafta bununla ilgili Muslera'nın bir açıklaması olmuştu. Mourinho'nun açıklamalarını eleştirip beğenmiyorsa gidebilir ülkeden tarzında bir açıklama yapmıştı. Bunun için neler söylersiniz konuya bağlantılı olarak? Ya bakın ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Şuna üzülüyorum. Ya futbolcular teknik direktörlere laf söylemesin. Başkanlar başkanlara, teknik direktörler teknik direktörlere, futbolcular futbolcuların eşitidir. Yani onların haddine kimse kimsenin futbolcu hocaya laf söylemez. Bizim zamanımızdaki Galatasaray'da bizim hiçbirimiz o röportajı yapamazdık. Yani ben daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe elendi, Icardi tweet atıyor. Ya bizim ülkemiz değer kaybediyor, bizim ülkemiz Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor, bizim ülkemiz ülke puanında sıkıntı yaşıyor. Beyefendi tweet atıyor, ona kimse bir şey demiyor. Türk futbolu ise o zaman derdimiz. Ya Muslera da konuşmamalı. Ben biliyorsunuz haksız rekabeti diyen benim Muslera'ya. Muslera'yla iyi bir ilişkim var. Hatta forması da bana Galatasaray Malatya maçında kendisi teslim etti. Sağ olsun, hediye etti. Ama bir futbolcunun
hele Galatasaraylı bir futbolcunun bizim yetiştiğimiz terbiyeyle asla bir hocaya cevap vermemeli. Okan Hoca versin, basın sorumlusu versin. Muslera maçı değerlendirsin. Yanlış. Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Yani şey, makam mevkide herkes dengin dengine. Yani öyle, şimdi Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Yani Başbakan Başbakan'la görüşüyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Yani sen şimdi, ya olmaz. O şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç'un formaları falan. Yani bu sadece düşmanlığı siz körüklüyorsunuz ama bu ülkeden siz seneye gideceksiniz. Biz yaşayacağız bu ülkede. Bizim çocuklarımız kavga edecek ama. Yapmayın yani. Doğru. Hocam, valla Ahmet'im bir soru daha sorabilir miyim hocam? Konuyu açınca şimdi isimler üstünden gidiyoruz ama Icardi demişken ben biraz sonra soracaktım ama şimdi onu konuşmuşken sormak istiyorum. Siz de eski bir hocasınız, eski bir oyuncusunuz ve şu an teknik adamlığa devam ediyorsunuz. Çokça sakatlık gördünüz. Bu hafta tartışılan bir şey, biz sağlıkçı değiliz. Tabii o yüzden bilmiyoruz. Şimdi en son çapraz bağlarının koptuğu ile ilgili bir açıklama gelmişti. Bununla ilgili işte ameliyat olacak olmayacak, tedavi süreci 8 ay sürecek dendi, şimdi 4 ayda dönebilir deniyor. Ve bu hafta tribünleri selamlamak için Icardi yürüyerek sahaya çıktı. Daha önceden çapraz bağı kopmuş futbolcularda koltuk değneğiyle gezen futbolcular da görmüştük. Siz bu işin içinden gelen birisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce gördüklerimiz mi abartıydı? Burada mı bir başka bir problem var? Yoksa tam bağ kopması değil, daha hafif bir şey mi? Neler söylemek istersiniz? Muhtemelen daha hafif bir şey. Çünkü orada biliyorsunuz panolardan da atladı. Ben iç yan bağımda yırtık oluşmuştu ikinci derecede. 7 hafta oynayamadım ve koltuk değneğiyle yürüdüm ki ameliyatlık değildi yani. Hani çok demek ki birinci derecede bir yırtık var yan bağda. Yani o söylendiği gibi çapraz bağ falan mümkün görmüyorum. Yine de çok bildiğim bir şey değil ama üstümüzde denedik muhakkak. Yatarken dizlikle yatıyorduk. Yani bırakın yürümeyi. Yani yorgana bile temas ettiğinde sakatlığın büyüme riski vardı. Yani refleksle uykunuzda. Yani orada tartışılıyor, evet. Yani bu şekilde davranılırsa zaten tartışılır da. Evet. Çünkü geçmiş örneklerde gördüğümüzde birbiriyle çelişmiş oluyor tabii böylelikle. Biraz öyle yani. Çapraz bağ hemen acil ameliyata alırlar. Ama yani sakatlığına zaten sevinmiyoruz Allah korusun ama tabii. Muhtemelen kısmi yırtık oluştu yani. Evet, bu da kısa bir sürede. O da 2-4 hafta gibi. 2-4 hafta kısmi yırtıksa. Süreçte dönebilir. Tabii ki de sakatlık hiçbir istemediğimiz bir şey futbolda kim olursa olsun. Çünkü kaliteli futbol istiyoruz. Kesinlikle. Kaliteli futbolcu izlemek istiyoruz. Ya bir de Icardi gerçekten geçen sene bilhassa genç çocuklarımıza örnek oldu. Yani belki hayatıyla değil ama tarzıyla, golcülüğüyle ligimize de renk kattı. Bunu da belirtmek lazım. Yani. Tabii. Kesinlikle. Sevgili Ahmet'im, ben hocamı tuttum. Ya sohbet çok güzel. Tabii Cihat hocamla sohbetin güzel olmama şansı yok. Hatta ben dün kesinlikle telefonla hocamla konuştuğumda hocam dedim edebiyatına hastayım falan diye bir espri yaptım. Hoca dedi ki yakına dedi öğretmenliğe başlarsam şaşırma diye, aramızda da böyle küçük bir espri oldu. Tabii evet. Centilmenlik çok önemli. Yani aslında biraz önceki konuyla bağdaştırmak istiyorum konuyu. Hocam yanlış değilse 93 yılında Galatasaray'a gelmişti. Yaklaşık bir iki sene üstüne gibi bir Galatasaray'da futbol oynadı ki aileden Fenerbahçeli. Baba fanatik Fenerbahçeli, akrabalar, sülale fanatik Fenerbahçeli. Buna rağmen Cihat Hocam Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Tüm bunlara rağmen. Evet. Gerçi belki baba rahmetli olmasaydı imzayı zor atardım. Belki Metin Aşık yine seni bırakmazdı gibi geliyor Cihat Hocam ama. Muhtemelen. Dönemin şartlarına göre. Fakat centilmenlik çok önemli. Başlık bu. Hocam Akhisar Spor'da antrenör. Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ediyor. O işte meşhur Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın Fenerbahçe'yi otobüsle gönderdiği İstanbul'daki karşılaşmadan sonra tribünler Fenerbahçe kümeye derken hocam sus işareti yapıyordu. Centilmenlik çok önemli futbolda. Siz rakibiniz kadar değerlisiniz. Evet. Eğer bugün Akhisar Spor işte bugün bakıyorsunuz alt liglerde ama Fenerbahçe hala bulunduğu yerde. O yüzden bazı kıstasları koyarken gerçekten önem arz ediyor. Benim en büyük noktalarımdan ve başlıklarımdan bir tanesi kendi öz değerlerimize sahip çıkamamamız. Problemimizin asıl başlığı bu. Yani bugün siz bakıyorsunuz kendi antrenörünüze değersiz kılıyorsunuz. Federasyon diyor ki pro lisansı işte gerekli Emre Belezoğlu'na, Volkan Demirel'e, Nuri Şahin'e. Ama pro lisans gerekli de siz verdiğiniz pro lisansı önemsizleştiriyorsunuz. Milli takımın başına
U19'dan sadece Almanya'da yapmış olan konusu getiriyorsunuz. Bizim sistemlerde problemimiz var. Yani biz bu sistemi değiştiremediğimiz an hem kendi antrenörümüzü, evet hocam girebilirsin. Özür dilerim, sisteme ve kurallara uymada sorunumuz var. Sistemde aslında çok büyük sorunlar yok. Biz kural istemiyoruz. Yani kural koyulsun ama bana olmasın, başkasına olsun. Yani şimdi Alex'in var mı pro lisansı? Yok, yok. Türkiye'nin geçmiş en büyük futbolcularından biri. Yok. Ülkesinde yani o şekilde çalışabilir mi? Çalışamaz. Mümkün. Farioli bizde, Nuri Şahin de sizde çalışıyor zaten. Farioli çalıştı. Herkes diplomasını alıyor, sonra Avrupa'da çalışıyor. Şunu söyleyecektim sizin söylediklerinize. Bayern Münih, Dortmund'un en zorlu zamanında rekabet için Dortmund'a her zaman yardım ettiği. Oyuncu aldı 40 milyon euroya, 30 milyon euroya, 60 milyon euroya. Neden? Yerel rekabette yoksa diğerinde de yoksun. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Ya rakibiniz kadar değerlisiniz. Hep ben bunu savunuyorum. Ya şimdi Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı çıkartın Allah aşkına ligden. Hadi bakalım Galatasaray tek başına oynasın. Mümkün değil. Ya o, yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz Galatasaray'a gittiğimizde Alp Bey bize ne dedi biliyor musunuz hanım? İlk Kuru Çeşme'ye gittik. Bakın dedi, biz Galatasaray'ız dedi. Biz sağ içinde ve sağ dışında dedi temsil ettiğimiz değerlere uygun futbolcu isteriz dedi. Bize şampiyon olun şu falan demedi. Biz şampiyon olduk çok şükür de. Adam bunu söyledi git. Şimdikilere bakıyorsun neler diyorlar yani. Bunun Fenerbahçe için de geçer. Şimdi işler tam terse döndü. Evet. Şimdi tribüne hoş gözükmek sahada gözü hoş gören futboldan daha önemli. Maalesef yani. Yani siz tabii ki tribünleri futbolla coşturun. Futbolla memnun edin. Yani 40 dakika bir derbi maçta top oyunda kalmış. Yani siz bunu ne kadar bilet verirseniz, ne kadar taraftara teslim olursanız bu gerçekliği değiştiremezsiniz. Tribüne değil, futbol oynayın. Zaten tribünler kendi kendine dolar. Doğru. Sizin paralı askerleriniz de dolmaz yani. Gerçek gönüllülerle dolar. Kesinlikle doğru. Evet, var mı? Ya Türk futboluna katma değer katacak antrenörlerin gelmesi lazım. Asıl sıkıntının bence başlığı bu. Cihat Hocam ne kadar katılır bilmiyorum ama biz bugün bakıldığında tabii çok değerli antrenörler geldi, yabancı. İşte bugün Mourinho var, Milner geldi. Yani inanılmaz antrenörler geldi ama bir Piontek mesela etkisi yaratmadı, öyle değil mi? 3-5-2 sistemini Türkiye'ye getiren, yani Avrupa şampiyonu olarak getirdiniz sizi Piontek'e. Bugün Fatih Terim varsa, Rasim Kara olmuşsa, Piontek'in milli takımdaki başarısı ve geldiğindeki şampiyonluk apoletiyle bu antrenörlerde bir ivme kazandırdı. Adalet vardı, sistem vardı. Yani ben geçmişi araştıran bir spor yorumcusu olarak bunların hep dipnotumda, hafızamda hep kayıtlıdır. Siz bugün bakıyorsunuz, U19 takımını çalıştırmış, sadece Almanya'da hiçbir başarısı olmayan antrenörü getiriyorsunuz. Kendi öz değerlerinizi antrenör olarak değersizleştiriyorsunuz görev vermeyerek, ama diyorsunuz ki pro lisansın olursa kenarda durabilirsin. Pro lisansın yoksa sadece kenarda taktik verebilirsin. Basın toplantısına giremezsin. Ancak işte rakip takımın antrenörüyle bir de fotoğraf karesine sokuyorlar Allah'tan. Maçtan önce falan hocalar çekiliyor ya. Evet. Bir de ona girebiliyorsun. Ama aynı şeyde de ne diyorlar biliyor musun? Altyapıya ceza geliyor. Altyapıda pro lisans olması lazım gençlik gelişimde. Sen üsttekinde daha uygulayamıyorsun. Altta çocuklara diyorsun ki hadi 1 trilyon, 2 trilyon, 10 trilyon yok ligden çekilme cezası falan filan. Üstte uygula. Doğru. Yani hocamın dedikleri gerçekten önemli. Dipnot ama olarak. Ama o Piontek meselesinde vallahi tebrik ediyorum seni. Eksik olmayacak. Yani bu kadar uzun zamandır doğru bir analiz ben dinlemedim. Eksik olma hocam, o senin güzelliğin. Yani gerçekten geçmişe baktığımızda adalet duygusu vardı. Yani bugün örnek veriyorum, Cihat Aslan'ı Karşıyaka'dan gel Cihat Aslan milli takıma denildiğinde milli takımda bir adalet düzeni vardı. Şu anda bizdeki o sistem, riyakarlık, adamcılık büyük bir problem yer etmiş durumda. Bizim Türk futbolunun kanayan yaralarından en büyük sıkıntıların başına bu geliyor. Diyoruz ki biz yarışalım. Biz ilk önce aileler olarak çocukların eline tableti veriyoruz. Çocukların eline telefonu veriyoruz. Ne halin varsa gör diyoruz. Hocam Boşnak kökenli. Önceden benden daha iyi bilir. Ortaya bir tencere konulduğunda 20 tane adam kaşık sallıyordu. O düzen doğru yanlış o tartışılır. Ama bir sistem vardı, bir güzellik vardı. Şimdi
Herkes kendi nazarında. Anne bir yerde dizi izliyor, baba içeride maç izliyor. Çocuklara tablet vermişsin. Ondan sonra hafta sonu 2 saatini ayırmışsın. Büyük baba, büyük anne. Öyle o işler olmuyor. Bizim ailesel olarak, sistemsel olarak, düzensel olarak bazı şeyleri değiştirmemiz lazım ki hem Türk futboluna hem sosyal yaşantıda gerçekten bazı şeyleri değiştirebilirim Türk toplum adına. Ne kadar katılırsın bilmiyorum hocam. Ben %100 katılırım. Neden? Ya sonuçta futbolcular da toplumdan bir parça. Toplum ne kadar iyi temsil edilirse, ne kadar düzgün olursa saha içinde yaşananlar da o kadar düzgün olur. Yani bir haksız penaltıya karşı hiç siz bizim Türkiye'de gördünüz mü ya biri ya hocam bu penaltı değil dedi mi ya? Ya da o penaltıyı atmak zorunda değilsin ki hakem yanlış verdi. Ya hocam da geçen hafta lafını kestim. Geçen hafta Acun Ilıcalı Sayın Başkan bir açıklama yaptı Trabzonspor maçından işte müsabakasından sonra. Biliyorsun kendi taraftarları bile inanılmaz derecede eleştirilerde bulundu. Yani biz Türk toplumu olarak buna karşı da bir ne yazık yol alamıyoruz. Öyle değil mi Fahrettin'ciğim? Kesinlikle doğru. Ya bir taraf yapmazsa diğer taraf ben niye yapıyorum'a dönüyor. Evet. Ya bizim ya ülke Türkiye'de centilmenlik ve yumuşaklık karakter olarak zayıflık görünüyor. Evet. Yani herkes diyor ki ya o saldırıyor sen de saldır. Bak o haklarını savunuyor diyor. Yani kötü kelimeler kullanan, kötü şeyler söyleyen adamlar hak savunucusu gibi görünüyor. Evet. Halbuki yani bunlar yani asırlık çınarları temsil edecek insanların ağzından çıkan kelimelere çok dikkat etmesi lazım. Şimdi o çocuklar hep yani biliyorsun isimler konuyor. Yani benim ismim Cihat Arman'dan konmuş. Yani Fenerbahçe'de mesela. Ya şimdi biri Oğuz abinin ismini koymuş. Biri Rıdvan abinin koymuş. Biri Metin Oktay'ın koymuş. Baba Hakkı'nın koymuş. Değil mi? Ya futbol çok aslında özel bir şey çocuklar için. Ama siz bu kadar özel şeyi çirkinleştirirseniz o zaman çocukları da bu çirkinliğe alet ediyorsunuz ve ortak ediyorsunuz. Aslında benim karşı olduğum mevzu bu ya. Doğru. Ya aslına bakarsanız hocam yine iş dönüp dolaşıp bizim taraftarlara bize geliyor biraz da. Hep biz bazı şeylerde dediğimiz gibi işte yöneticiler, kulüp başkanları ne kadar çok bağırırsa taraftarların o kadar hoşuna gidiyor. Ne kadar sert olursa o kadar hoşuna gidiyor. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Artık günümüz programlarında, dijitalde yapılan veya bazı programlarda yorumcular ne kadar çok bağırıyorsa ne söylediğinin bir önemi olmadan daha çok dikkat çekiyor, daha çok önem arz etmeye başlıyor. Bununla ilgili hatta Yılmaz hocamızı, pardon hocam. Yok yok maalesef dedim. Evet, ya bununla ilgili bir Yılmaz Vural hocamızı da yayın aldığımızda bununla ilgili konuşuyorduk. İşte taraftar hem işte çok fazla para harcanmasından şikayet ediyor. Hem de yüksek paralar harcayıp oyuncular almazsan yönetimleri, başkanları eleştirip istifaya davet ediyor demiştik. O da demişti hatta artık taraftar da bir yerde haddini bilmesi gerekiyor diye. Baktığımızda sorunun temelinde aslında dönüp dolaşıp bize geliyoruz. Yani taraftarlar, yani insanlar, sokaktaki bizler, vatandaşlar ya ne yapıyorsunuz demediği sürece bu kulüplere, oyunculara, takımlara bu iş artarak devam edecek gibi duruyor açıkçası. Ya neyse futbola dönmek lazım. Dönelim. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz hocam diye. Yani maalesef. Gibi olduk yani. Evet. Vallahi hocam futbola dönecek olsak bir de o zaman sizden dönelim. Sizin tabii Türkiye Ligi açısından, Türk futbol açısından önemli bir mihenk taşısınız. Bazı genç nesil arkadaşlarımız bilmiyor olabilirler ama tabii bizler hatırlıyoruz sizin bu konudaki öneminizi. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına geçildikten sonra Türk takımları açısından ilk gol atan oyuncusunuz hocam yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet öyle denk geldi. Yanlış değilsem de Spartak Moskova'ya karşıydı herhalde son dakikalarda. Evet zaten son maçtı başka da şansımız yoktu son dakikalarda Allah bana nasip etti yani o zaman. Evet neler hissettiniz hocam şimdi tabii günümüzde artık Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi zor gittiğinde başarı elde etmesi zor. O dönemler bu işler daha da zordu tabii. Nasıl bir duyguydu o dönem? Ya şimdi bir kere şampiyonlar geliyordu direkt 16 takım. Tabii ki biz Arsene Wenger'in Monaco'su vardı. Şampiyon, Fransa şampiyonu. İspanya'nın Barcelona vardı. Johan Cruyff. Yani işte Rusya'dan Spartak Moskova geldi. Moskova şampiyonu ama biz Manchester'ı eleyerek zaten çok büyük sürpriz yaptık. Zaten Manchester'ı eledikten sonra sistem değişti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer farklı işte ikinci, üçüncü, dördüncü takımlar da girdi.
Ben maçtan önce söylemiştim gol atacağımız zaten. Arkadaşlar konuşuyordu, o mu atar, bu mu atar. Ben dedim ben atarım. Sonra ben attım. Nasip oldu. Tebrik ederiz hocam. Gerçekten önemli yani. Şimdi Ya bir mihenk taşı, bir dönüşümdü yani Türk futbolu adına. kesinlikle. Yani o dönem baktığımızda şartlar bu kadar zorken Tabii. yine Avrupa'da bu işler hem milli takımımız düzeyinde hem kulüpler bazında bir başarılarımız var. Hocam dediği gibi şimdi 60 takım gidiyor. O zamanlar 16 takım gidiyor. Ya Cihat Ama Hocalı bir de 3 yabancı var o zaman. tabii. Tabii. Yani genelde yerli oyuncular. Ya Cihat Hocalı o kadro Manchester United'ı elediğinde Ali Sami Yen'den Florya'ya kadar insanlar yürüyerek gitmiş. Ya oradaki işte o dönemki İstanbul'da yaşayanlarla sohbet ettiğimizde Galatasaray'a gönül verenler ve UEFA o seneden sonra sistemi değiştiriyor. Yani bu takımlar eğer Manchester United eleyebiliyorsa küçük takım diye gördüğümüz takımlar deyip sistemde bir değişikliğe gidiyorlar. Yani dediğiniz çok doğru. Bir önceden bir paydaşlık vardı. Yani 7-8 tane oyuncu bir odada kalabiliyordu, yatabiliyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz valizini alan adına profesyonellik koyuyor. Ama yeri geliyor hocayı sabote ediyor. Ama yeri geliyor 2 ay maaşım yapmadı diye kulübü icraya veriyor. Bunları hep yaşıyoruz, görüyoruz. O dinamizm gitti. Ben geçenlerde Bülent Korkmaz hocayla konuştum. Hocam dedim, Mert Korkmaz da hocamın yardımcısı. Benden daha iyi biliyor. Beraber de oynadılar. Hocamın görüntüsü dondu herhalde bu arada. Evet, dondu herhalde. Tekrardan geldim. Daha detaylı konuşuruz. Gelişim. Evet. Bir profesyonellik vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu güzellikler kayboldu. Yani bir takımdaşlık, orada bir abilik yapanlar vardı. Ne yazık ki böyle bir sistemde bir problem var Fahrettin'cim son Kesinlikle. dönemlerde. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Merve Ekmekçi tam profesyonellik demişken. Bizim için sağ olsun güzel yorumlar yazmış. Şeffaf yorumları dinlemek çok önemli. Etik ahlak sorunlarını konuşuyordu, herkes ezberledik. Şimdi profesyonelliği tartışıyoruz artık. Kitabına göre oynanmıyor bazı şeyler maalesef demiş. Çünkü herkes kitabın ortasından konuşmayı bıraktı. Tabii. Kendi kitabını yazmaya başladı. Kendi ne istiyorsa onu yazıyor. Sen de çok güzel bir yere değindin bugün gerçekten. Artık hep diyorduk ki bunun adı profesyonellik adı altında bu yorumlar yapılıyor, bunlar yapılıyor diyorduk. Şimdi artık işin profesyonellik boyutunu tartışır olduk. Tabii. Transfer yapıyorsunuz, transferde işin profesyonellik boyutu tartışılıyor. Sponsorluk anlaşması imzalıyorsunuz, işin profesyonellik boyutu tartışılıyor. Sahada futbolcu performansı, profesyonellik boyutu tartışılıyor. Sakatlık oluyor, profesyonel boyutu tartışılıyor. Hakem kararı, profesyonellik boyutu tartışılıyor. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten de nereden nereye geliyoruz yavaş yavaş açıkçası. Evet sevgili Ahmet'im, hocamızı tekrar bağlamaya çalışıyor sevgili yönetmenimiz Cihan. O süre zarfında istersen devam edelim. Tam hocamıza milli takımı soracaktım. Biz istersen yavaştan bir milli takıma girelim. Milli takım B grubunda artık son iki maçına çıkıyor. Galler karşısında ve Karadağ karşısında olacak. Neler söylemek istersin? Ya tabii şimdi milli takım bir Hocamız geldi bu evet arada. geldi. Hocamın Hocam yorumuna hoş tabii geldiniz daha net. tekrardan. Ya kusura bakmayın yani vallahi. Estağfurullah Estağfurullah. hocam, siz kusura bakmayın. Hocam var mı ilave etmek istediğiniz bir şey? Milli takıma geçeceğim yavaştan. Ya şimdi yani Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Yani inanılmaz iyi bir kadro. İnanılmaz bence tempolu bir oyun. Yani Samsunspor'un son oynadıkları maçta da çok çok iyi oynadı. Hem Samsunspor'u da tebrik etmek lazım bu sene özelinde. İşte Eyüpspor var, Göztepe var. Fenerbahçe yine Mourinho'yla belki tam istediği düzeni sağlayamadı ama şu an için Fenerbahçe Galatasaray rekabeti en azından bizi ayakta tutuyor. Kesinlikle doğru baktığımızda. İnşallah önümüzdeki Ya haftalarda daha iyi de futbol konuşuruz hocam ya. tabii Osimhen'in falan gelişi de çok çok ligimiz için çok çok tabii Evet. önemli oldu. O yönden keyifli hale geldi bence. Galatasaray çok keyif veriyor. Kesinlikle her hafta daha da artan bir performansı var. Evet hocam, süremizin sonuna da yavaştan yaklaşıyoruz ama milli takım da konuşalım istiyoruz biraz. Milli takım kritik iki müsabakaya çıkacak. Öncelikle Galler önündeyiz. Kritik en müsabakamız zaten Galler. Eğer galip gelirsek işi bitirmiş oluyoruz A grubuna çıkmak için. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir milli takım bekliyorsunuz? Ya bizim yani takımımız gerçekten herkesi her yerde yenebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hani genç oyuncularla beraber çok tecrübeli oyuncular da var tabii. Çok iyi bir harmanlama oldu. Çok iyi bir milli takım olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani kazanacağımızdan da hiç şüphem yok.
Yani zor muhakkak. Her maç kendi özelinde zordur. Ama Kerem'in son haftalardaki performansı, işte Kenan'ın performansı, Hakan'ın performansı, Abdülkerim aynı şekilde, Orkun Kökçü, yani aslında herkes iyi konumda. Yani çok Montella da bence şanslı bir adam. Kendisi muhakkak iyi bir teknik direktör, katkısı çok fazla. Ama bu kadroda Montella'nın şansı diyebilirim. Kesinlikle doğru. Peki hocam, Montella gidecek söylentileri biliyorsunuz iki gündür artık iyice yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Roma'ya bir transferi söz konusu. Sizce gider mi Montella? Tahmin etmiyorum. Yani şimdi milli takım gibi, çünkü normal takım çalıştırmak her gün planlama, her gün antrenman. Milli takım olunca oyuncu izlemek, yani hocalar için daha az yorucu. Ve daha muhtemelen daha şeref verici. Yani tabi bizim Türklerimiz açısından olsa, yani milli takım teknik direktörlüğü insanın hayatında yaşayabileceği en büyük gurur. Ama yabancı olunca tabi soru işaretiyle bakabiliyoruz. Ama Montella'nın gideceğini düşünmüyorum. Yani bu takımla da uyuştuğunu düşünüyorum ben. Doğru. İhtimali düşük bence, evet. De. Tabi İtalyanlar da belli olmuyor hocam. Bir anda dönüp gidebiliyorlar ülkeye. Muhakkak. Aynen. Ya adına profesyonellik diyorlar artık. Sistem çok değişti. Hep hani cümlenin başından sonuna kadar belki aynı cümleleri konuşuyoruz ama biz hani başarıda artık taşlandırmayıp, yani başarısızlıkla gönderiyoruz da başarıda da mesela artık bazı antrenörlerle de yol ayrımına gidebiliyoruz. Bizim ülke futbolunun sıkıntılarının başında da bu geliyor. Mesela hocam Başakşehir'i şampiyon yaptığında hocamla bir yol ayrımına gitti Başakşehir. Öyle değil mi hocam? Yani tabii. Siz başarılı olmuşsunuz, takımı çıkarmışsınız rekorlar kırarak, diyorlar ki yol ayrımına gidelim. Yani belirli bir sistemlerin, işte orada şu boşta, bu milli takıma giderse bu gelir. Bu sistem, bu düzen değişirse Türk futbolunda güzellikler kendiliğinden ortaya çıkar. Yoksa havanda su dövmeye biz devam ederiz Türk sporu adına. Tabii konu mevzu çok uzun. Hocamla alakalı tabii sorulacak sorular da çok ama inşallah bundan sonraki programlarda hocam tekrardan bizi kırmayıp programımıza konuk olursa şayet daha detaylı, daha analiz yapılacak konulara da değiniriz. Çünkü bizim kendi futbolcularımızı da biz değersizleştiriyoruz. İşte bugün Kerem Aktürkoğlu bakıyorsun genç yaşta müthiş bir İngilizceyle röportaj verebiliyor Benfica'da. Hem yeteneğiyle, hem duruşuyla, hem lisanıyla gerçekten önemli bir Türk imajını bırakabiliyor. Yani bizim en büyük sıkıntılarımızın başında bu geliyor. Özellikle belirli jenerasyondaki antrenörlerin veya oyuncuların kendini geliştirememe gibi bir yeteneği var. Hocam 96 yılında Gaziantepspor'a gittiğinde Celal Doğan sorduğunda burada ne eksiklediğinde kütüphane deyip Gaziantep'e kütüphane yaptıran adam 96 yılında. O yüzden biz kendi değerlerimizi de kendi şeklimizde değiştirmemiz lazım ki hem üst seviyede antrenörlük yapalım, hem futbolcuları olarak bir yerlere gelelim. Biz de burada ekranda bu mikrofonu bize de verdilerse biz de bunları dile getirmeye çalışalım diye düşünüyorum hocam. Ben şöyle bir, benim eksikliğimden biraz program geç kaldı. Bu daha katılımcı olarak size bir borcum olsun. Hem dinleyenlere de bir borcumuz olsun. Lütfen yani kabul edin. Estağfurullah hocam. Benden her zaman. Yani o daha net takımlar üstünden, oyuncular üstünden, hocalar üstünden analiz yapabiliriz. Takdir ederseniz o şekil yapabiliriz. Yani. Her zaman hocam, başımızın üstünde yeriniz var. İzleyenlerimiz de sohbeti çok beğenmiş durumda zaten. İnşallah ilk fırsatta hem daha geniş hem burada yüzde stüdyoda da ağırlamak isteriz sizi. Tabii ben 8 yaşındayken Antalyaspor'u izledim. Yani bir bağımız var Antalya'yla, amcamdan dolayı işte İzmir'deki maçlara geliyorduk. İlk zaten stada da o yüzden gelebildim. Babamla Gömeç'ten gelirdik. Antalya Spor'un şampiyon olduğu seneler, işte Süper Lig'e çıktığı seneler. Yani o yüzden bağım var. Bütün dinleyenlere selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimi iletin lütfen. Aleyküm selam. Hocam Antalya Spor demişken, şimdi Antalya Spor'un durumu da çok tartışılıyor. Biz yayınımızın sonunda Antalya Spor konuşuyoruz. Sizle beraber konuşarak hem kapatmış olalım. Yani istikrarsız bir gidişat var Antalya Spor'da. Ekonomik sıkıntılar var, hoca tartışılıyor. Neler söylemek istersiniz Antalya Spor'un durumu için? Ya hocayı tartışmayı bırakmak lazım bence. Çünkü hocayı ne kadar tartışırsanız, değersiz hale getirirseniz bu sefer takım da hocaya karşı bir tepki olarak kolaycılığa kaçabilir. Diyebilir ki ya
işte hocadan kaynaklanıyor. Nasıl Türk futbolunda her şey hakemlerden kaynaklanıyor gibi bir izlenim var. Veya hayali bir yapıdan bahsediliyor. İşte o yapı var, yapı var, yapı var, yapı var. Adamlar hala galip geliyor. Yani hani bazı şeyler biz görmediğimiz, bilmediğimiz düşmanlaştırma var. Teknik direktörün arkasında dururlarsa, teknik direktör ne kadar kendine güvenirse ve ona ne kadar güven verilirse takımına da o kadar hakim konuma gelebilir bence. Ama maçlara da baktığımızda şöyle değerlendiriyorum. Yani her şey bir yalandan ibaret. Yani Türkiye'de şunu diyorlar. İlk 6'da bitirmek, ilk 5'te bitirmek. Yani 4 takım haricindeki herkes düşmemek üzerine bir plan yapıyor Türkiye'de. Evet. Yani bu bir gerçek. Antalyaspor'un buradaki avantajı 3 tane düşme adayını yendi. Evet. Yani bu aslında onun için önemli bir avantaj. Tabii ki zorlu maçlar oynadı. İşte Fenerbahçe ile oynadı, Galatasaray ile oynadı. Yani bu buralarda da kaybetmesi doğaldı. Belki Rize'ye kaybetmesi belki biraz, yani o günkü Rize'ye kaybetmesi biraz belki tartışılabilirdi. Ben çok kötü görmüyorum. Yani ama Alex'in de ilk deneyimi, yani tam Brezilya'da çalıştı ama teknik direktör olarak muhakkak hatalarından ders alıp daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Antalyaspor için tünelin ucunda ışık var diyorsunuz yani hocam. Var, bence var ama tabii ki maddi olarak Türkiye'mizin en güzel şehri. Ya muhakkak onlar hepsi hallolur yani, çok güzel bir şehir, çok büyük bir şehir. Yani ekonomi anlamında da çok büyük bir şehir. Ya muhakkak göğüsler Antalya. Yani bu Akdeniz'in incisi muhakkak her zaman ligimizde olsun, yani ben o şekilde düşünüyorum. İnşallah hocam, evet, gerçekten son yıllarda oldukça çalkantısı bitmeyen, söylentisi bitmeyen, futbol dışı da söylentileri bitmeyen bir camia haline geldik maalesef Antalya'da. İnşallah işler toparlanır. Yani inşallah, ama şu da oluyor. Biraz Antalya'dan uzak insanlar yönetirse tabii ki o zaman yapıyı bilmez, içeriği bilmez, dışarıyı bilmez. Yeni geldiğinde farklı farklı kararlar verebilir. Yani biraz bizim bu işlerde sportif direktörlüğe dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani Guardiola dünyanın en büyük hocası ama Manchester City'de Begristein diye sportif direktör var. Yani futbol aklı gerekiyor bize. Bizim müteahhitler 2 sene sonra bir bakıyorsun adam gelmiş, hayatında maç izlememiş ama kulüp başkanı ve kulüple, transferle ve hocayla ilgili fikirleri olabiliyor. Yani bunları biraz değiştirmekte fayda var bence. Valla hocam bir şey söyleyeyim mi? Kilometre ötelerden, uzaktan öyle bir hocam tespit ve reçete yaptınız ki yani gerçekten tebrik ediyorum. Bizi izleyen Antalya sporlar da benim ne demek istediğimi anlayacaktır gerçekten. Biz en büyük Antalya sporun sıkıntılarından birisi bu ve bunu hani biz mesela şu anki başkanımız da kendi bizim canlı yayınımıza söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben Antalya Spor başkan olmadan önce futbola çok aram yoktu. Yorumunu yapmıştı bizim burada canlı yayında. Bizim esas işte Antalyaspor'daki ve Türkiye'deki birçok takımın yaşadığı sıkıntılardan birisi buydu yani. İşte orada tabii ki ilgisi olmayabilir. Yani şimdi koçların, Sabancıların futbolla ilgisi var ama yani bütün dallarda varlar sanayi olarak. Hepsini biliyorlar mı? Hayır, profesyonel getiriyorlar. O işi bileni getiriyorlar. O işi yapabilecek kişiyi getiriyorlar. Kendileri de yukarıdan izliyorlar. Şimdi Liverpool'un sahibi Amerikalı, işte Manchester'ın sahibi Amerikalı. LeBron James'ten bahsediyoruz. LeBron James futboldan ne kadar anlıyor yani? Doğru. Adam basketbol idolü ama hissedarı bir profesyonele veriyorlar. O profesyonel yönetiyor. Profesyonel bir kadro yönetiyor yani. Kesinlikle doğru. Hepimiz de biz yönetiyoruz. Her şeyi ben biliyorum yani. Her şeyi bir adam bilmez yani. Kesinlikle doğru. Valla hocam sohbetimizin tadı damağımızda kaldı. Hem izleyenlerimizin hem bizim. İnşallah ilk fırsatta daha uzun uzun yapalım. Kesinlikle. Yorumlarınızla, nokta tespitlerinizle renk kattınız yayınımıza. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok memnun verici oldu. Tekrardan geciktiğim için özür dilerim. Teknolojik bir hata oluştu. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, teknik adam Cihat Arslan konuğumuzdu. Türk futbolunda herhalde değinmediğimiz yer kalmadı. Bütün konulara değinmiş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ahmet'im, kapatmadan var mı söylemek istediğim bir şey? Fahrettin'im, güzel programı oldu. Gerçekten Cihat Hoca ile birlikte renk kattı hocamız. Bizim için de mutluluk kaynağı böyle gerçekten üst seviyede teknik direktörlerle birlikte programı yapmak. Canlı yayında onları ağırlamak bizim için de büyük bir mutluluk ve gurur. Bu anlamda ilerleyen haftalarda
İnşallah güzel konularla birlikte milli takımımız haftaya muhakkak değerlendireceğiz ve gelecek bir sonraki haftaki müsabakaları değerlendireceğiz. Güzelliklerle dolu bir hafta geçsin. İnşallah milli takımımız da alacak olduğu galibiyetlerle birlikte hafta sonumuzu da güzel geçirir. Temennimiz ve dileğimiz bu. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Ahmet'im. Ağzına yüreğine sağlık. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sevgili Cihat Aslan hocamıza ve Ahmet Karaven her zaman gibi çok teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlarınızla bize güç ve destek oluyorsunuz. O da ayrıyeten bize büyük bir mutluluk ve enerji veriyor. Futbolla kalın, sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.